Eğitime çok önem veriyoruz. Bütçemizde son 17 yıldır en çok pay eğitime gidiyor. Öyle de olması gerekiyor. Bugün dünya Endüstri 4.0'ı konuşuyor. Bu nasıl oluyor? Eğitimle oluyor. Bilimle, teknolojiyle oluyor. Çok şükür üniversitelerimiz artık kendilerine gönderilen ARGE bütçesini kullanmaya başladı. Ve doğru kullanıyorlardı. Eskiden gönderdiğimiz bütçenin %80'i, %90'ı geri geliyordu. O kapasitemiz yoktu. Bunun farkına vardık. Akdeniz Üniversitesi de gerçekten biraz önce valimiz tıp fakültesinin başarılarını övgüyle dile getirdi. Birçok daha örnek verebiliriz. Gurur duyacağımız bir dünya markası haline geldi. Ama diğer bilimde de, diğer dallarda da Akdeniz Üniversitemiz gerek yeni açılan bölümleriyle, gerek eğitim kalitesinin artmasıyla, öğrenciye sunduğu imkanlarla ki kriter belirlerken, yani bir üniversitenin dünya genelinde yeri belirlenirken bazı kriterler var. Hep bunlar kapsamında değerlendirilir. Akdeniz Üniversitesi dünya sıralamasında sürekli yükselmeye başladı. İnşallah hedef şimdi ilk 500'e girmek, daha sonra da yine daha aşağılarda ya da daha doğrusu yukarılara doğru tırmanarak yüz akımız olmaya devam edecek. Bugün Antalya'da 5 tane üniversitemiz var. 2 tanesi devlet üniversitesi, 3 tanesi de vakıf üniversitesi. Hedefimiz 10 üniversite. Göremedim onları. Takdim edeceklerdir. Tamam, sen yorum. Burada vereyim. Kutlarında kalabilsinler bu duygularla. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Menderes Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlçe Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Topçu'yu anlatmamıza gerek yok. Çünkü onlar da biliyor ki, o kardeşlerimiz de biliyor ki CHP yavaş yavaş artık aşırı radikal, hatta DHKPC gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Geçen ön seçimde, milletvekilliği seçiminde, bir önceki seçimde böyle oldu. Bu bir gerçek. Ama ta Atatürk'ten bu yana, aileden bu yana CHP'ye oy veren vatandaşlarımız, vatanını, milletini seven vatandaşlarımız bundan rahatsız. En çok destek nereden geliyor? Kandil'den bu ittifak. Ne diyor ittifak yaptıkları partinin sözde eş başkanı mı ne başkanı bilmiyorum. Mecliste bütçe konuşmasında da söyledim. Siz dedim PKK'dan izin almadan bir kelime bile konuşamazsınız. PKK'nın Kürt kardeşlerimize yaptığı zulmü de dile getiremezsiniz. Sizin Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla bir işiniz yok. Derdiniz, öyle bir derdiniz yok. Doğru mu? Doğru. Ne diyor? Sözde işte Kürdistan'da diyor kazanacağız diyor. Ne Kürdistan'da? İşte bu bölücüler bunlar. Yani bizim Anadolu topraklarımızı Kürdistan diye tanımlıyor. Şimdi huzurunuzda olmasam güzel bir cevap vereceğim de terbiye müsaade etmiyor. Ona bunu Topçu'ya bıraksam olur mu? Topçu memnuniyetle yapar. Şimdi ne diyor? Diğer yerlerde diyor, yıkacağız diyor. Kimi yıkacağız? AK Parti ve MHP'yi yıkacağız diyor. Ne yıkıyorsun? Yok adım bu. Senin başka hayallerin de vardı da.
O hayallerini ve teröristlerini çukurlara, dağlarda, inlerine gömdük biz. Şimdi sevgili kardeşlerim, dolayısıyla bu ittifaklar bu bakımdan da çok önemlidir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama vatanını, milletini seven herkes, milletin bekası ve devletin güçlenmesi için, devamı için gereken hassasiyeti gösterecektir diye düşünüyoruz.